Merhaba, ismim Ayla. Eşim ve ben 15 yıllık evliyiz. Gençliğimde geçirdiğim bir rahatsızlıktan dolayı ne yazık ki çocuk sahibi olmam imkansız. Eşim benimle evlenirken bunu biliyordu ve 15 yıl boyunca hiç sorun etmedi. Sözünü dahi açmadı. Benim isteğimle evlat edinme başvurusunda bulunduk ama üzerinden geçen zamana rağmen ne yazık ki oradan da hiçbir sonuç alamadık. Eşim Kemal Öbel, durumu artık kabullenmiştik. Eşim, 35. yaş günümde bana hediye ettiği siyah cinsi kedimiz boncukla beraber normal yaşamımıza devam ediyordu. En azından ben öyle düşünüyordum. Bir gün eşim işten dönmedi. Normalde gecikeceği zaman mutlaka haber verirdi. İlk önce telaşlanmamaya çalıştı. Yine işi uzamıştır, mesaiye kalmıştır, arayacak vakti olmamıştır diye düşünerek kendimi avuttum. Saatler geçiyordu ve zaman gece yarısını bulduğunda... Daha fazla dayanamadım. Ceketimi kaptığım gibi kendimi kapıya attım. Ama kapıyı açtığımda eşim tam karşımda durmuş bana bakıyordu. Şaşkınlığımı üzerimden attığımda elinde küçük bir bebek tuttuğunu fark ettim. Ben ağzımı açamadan eşim içeriye girdi. Uyumakta olan bebeği kanepeye yatırdı ve ceketini çıkarıp kenara attı. Eşim yorgun bir şekilde kanepeye oturmuştu. Ben de hemen tedirgin ve meraklı bir şekilde yanına oturdum. Korku dolu gözlerle ona bakıyordum. Bir açıklama beklediğimi bilen eşim derin bir nefes çekti ve konuşmaya başladı. İşte mesaiye kalmıştım. Geç saatte eve dönerken çöpten gelen bir ses dikkatimi çekti. Ne olduğunu kontrol etmek için yaklaştığımda bebeği gördüm. Çöpün kenarına bırakmışlardı. Bir süre dolaşıp sağa sola annesini sordum. Ama kimse bilmiyordu. Ben de ne yapacağımı bilemedim ve eve getirdim dedi. Ağzım açık kalmıştı. Neden polise götürmedin dedim. Ya onu arayan birileri varsa? Onu hemen polise götürmeliyiz. Belki de annesinden çalmışlardır. Ayağa kalkmaya yeltendiğim an eşim elimden yakaladı. Hayır dedi. Eğer onu isteyen birileri olsa bulurdum. Kimseler yok. O bebek bugünden sonra bizim bebeğimiz bizimle kalacak. Sen annesi ben de babası olacağım dedi. Donup kalmıştım. Ne diyeceğimi? nasıl bir tepki vereceğimi bilmiyordum. Ben düşüncelerimle mücadele ederken uyumakta olan küçük bebek ağlamaya başladı. Ne yapacağımızı bilemez bir şekilde küçük bebeğe yaklaştım. Üstü başı incecikti. Eski püskü bir battaniyeye sarılmıştı. Kötü kokuyordu sanırım. Altı kirliydi. Ağlamasından aç olduğu belliydi. Ben bugüne kadar hiç anne olamamıştım. Bir bebeğe nasıl bakılır bilmiyordum. Ama içimden gelen bir duyguyla onu kucağıma aldım. O kadar çaresiz ve küçüktü ki. Bir çare halde gözlerime bakıyor. Benden bir şeyler istiyordu. Bebeğin kirli giysilerini çıkarırken onun bir kız olduğunu gördüm. Kemal dedim. Hemen kal. Git nöbetçi bir eczane bul. Bir buçuk yaş için. Bebek bezi. Bebek maması. Emzik. Pudra ve ne gerekiyorsa al. Ben ona banyo yaptıracağım. Acele et. Geç kalma. Söylediklerim üzerine eşim telaşla evden fırladı. Ben de banyodan küçük bir leğen alıp ılık suyla doldurdum ve pislikten pişik olan bebeği güzelce yıkamaya başladım. Ilık suyla rahatlayan küçük kız susmuştu artık. Ağlamıyordu. Sadece merakla beni izliyordu. Küçük kızı havluya sarıp kurularken sarı saçları dalga dalga olmuştu. Göz rengi yeni yeni oturmuştu. Su kadar yeşildi. Ben bebeği kurularken eşim dönmüştü. Hemen yanıma gelip aldıklarını yatağın üzerine saçtı. Sanki yıllardır annesiymişim gibi hissediyordum. Küçük kızın altını bağladım. Mamasını hazırladım. Karnını doyurdum. Banyo yapmanın verdiği rahatlıkla. Küçük kız hemen uykuya dalmıştı. Görevini tamamlamış bir annenin gururuyla. Uyumakta olan küçük kızı izliyordu. Kemal yanıma gelmiş. Teşekkür ederek bana sarılmıştı. Ama benim aklımda tek bir soru vardı. Şimdi ne olacak? Kemal'e bakıp şimdi ne yapacağız diye sorduğumda. Bebek birkaç gün toplansın. Nüfusa gidip kendi bebeğimiz olduğunu Evde doğum yaptığını nüfusa geç yazdırdığımıza söyleyip kimlik çıkarttıracağız dedi. Nasıl bu kadar rahat olduğunu ve korkmadığını anlamıyordum. Bu yasa dışı bir şeydi. Tedirginlikle. Ya bir gün annesi ve babası pişman olur, onu ararlarsa diye sorduğumdaysa. Keskin bir şekilde aramazlar diye yanıtladı. Her şey Kemal'in söylediği gibi olmuştu. Tanıdıklarını araya sokmuştum. Küçük kıza kolayca kimlik çıkartmıştık. Akrabalarım benim durumumu biliyordu. Benim doğurduğuma asla inanmazlardı. Bu yüzden onlara da durum olmayan bir tanıdığımızdan evlatlık aldığımızı söylüyordu. İsmini Ali'ye koyduğumuz küçük kız gün ve gün büyümüş bize alışmıştı. Artık benim annesi eşimi de babası olarak kabul etmişti. Bir gece eşime bak odamızda uyurken bebek telsizinden Ali'nin bir konuştuğunu duydum. Uyku sersemi yerinden kalkıp kulak kabartayım da emin oldum. Ali artık 4 yaşındaydı ve konuşmayı baya sökmüştü. Uykusundan uyandığını ve kendi kendisine yatağında oyun oynadığını düşündü. Onu kontrol etmeli ve iyi olduğundan emin olmalıydım. İçim rahat etmiyordu. Yatağımdan kalktım ve sabahlığımı giyip Ali'nin odasına yürüdüm. Odaya girdiğimde kedimiz boncuğun da orada olduğunu, Ali'nin kapısına korkmuş bir şekilde sindiğini ve tısladığını gördüm. Neden böyle bir tepki verdiğini anlayamamıştım. Boncuğu geçip odaya girdiğimde Arya'nın gece lambasıyla aydınlanan loş odasında yatağında doğrulmuş odanın köşesine bakarak konuştuğunu gördüm. Sanki orada biri varmış yasına. bir şeyler anlatıyor. Elindeki oyuncağını oraya uzatıyordu. Henüz çok küçük olduğu için kendi hayal dünyasında olmayan biriyle oyun oynadığını düşündüm. ...onu korkutmadan yavaş adımlarla... ...yaklaşmaya başladığımda... Aliya elindeki oyuncağı tekrar... ...karanlık köşeye uzattı... ...bir anda beynimden vurulmuşa dönmüş... ...olduğum yerde donup kalmıştım... ...o karanlık köşeden uzanan... ...siyah, incecik... ...ufuzun parmaklı bir el... ...Alya'nın uzattığı oyuncağı çekip almıştı... ...gördüğüm karşısında... ...yaşadığım dehşetle... ...boğazımı yırtılırca sana bir çığlık kopardım... ...öyle şiddetli bağırmıştım ki... Ali'ye bir anda arkasını dönmüş. Halimi görünce korkup o da deliler gibi ağlamaya başlamıştı. İçimdeki korkuya baskın gelen annelik duygusuyla Aliye'nin yatağına koştum ve onu kucağıma alıp odadan kaçarcasına çıktım. Sesimi duyup dehşetle yatağından fırlayan eşimse beni kapıda yakalamış telaşla beni sakinleştirmeye çalışıyor. Ne olduğunu soruyordu. Yaşadıklarımın şokunu üzerimden atamıyordum. Esme cevap vermek istiyordum ama kekeliyordum bir türlü kelimeleri birleştiremiyordum. Alya ise hala kucağımda. Korkuyla ağlıyordu. Sonunda eşim ağlayan bebeğimizi kucağımdan aldı. Beni ve onu kendi odamıza götürüp bana bir bardak su verdi. Titreyen ellerimle suyu zar zor içip sakinleşmeye çalıştım. Eşim Aliyi sakinleştirmiş. Bir yandan onu pışpışlarken bir yandan da gözlerimin içine bakıyor. Hala ne olduğunu soruyordu. Kendimi zorlayarak yutkundum. Alya karanlıkta bir şeyler konuşuyordu diyebildim. Eşimin hayal gördüğümü ya da delirdiğimi düşüneceğini sanmıştım ama o şefkatli bir şekilde bana sarıldı. Saçlarımdan öptü ve sadece geçti. Artık korkma dedi. O gece ben Eşim ve Ali odamızda beraber uyumuştu. Sabah uyandığımda eşim ve Ali yatakta değildi. Mutfağa indiğimde eşimin Aliye kahvaltı ettirdiğini gördüm. Gece yaşadığım dehşetten eser kalmamıştı. Kahvaltım masasına oturduğumda kendi kendime güldüm. Uyku sersemi hayal görmüştüm ve tüm evi ayağa kaldırmıştım. Bugün hafta sonu olduğu için eşim evdeydi. O ve ben Ali'yi parka götürdük. Tüm gün dışarıdaydık. Eşim gerçekten çok iyi bir baba olmuştu. Onları birlikte görmek bile içimi huzurla dolduruyordu. Akşam olduğunda Ali'nin karnını doyurdum. Onu yatağına yatırdım. Eşimle birlikte bir sürü televizyon seyrettikten sonra. Biz de günün yorgunluğuna daha fazla dayanamadık ve yatağımıza yattık. Derin uykumun arasında boncuğun sesini duydum. İlk önce umursamayıp uykuma devam etsem de boncuğun sesi o kadar yükseldi ki dayanılmaz bir hal aldı. Gözlerimi açtığında eşimin de uyandığını, yattığı yerden ayak ucumuzda bizi tıslayan boncuğa baktığını fark ettim. Eşim uyandığımı görünce dedi, kedi bir şeyden korkmuş. Asabi kendimi toparlayıp ben onu sakinleştiririm dedi ve yerimden doğrulup boncuğa uzandım. Ama boncuk öyle vahşileşmişti ki ona uzanmamla yüzüme atlaması bir oldu. Yüzüme tırmalayan boncuk dehşetle odadan kaçtı. Neler olduğunu anlayamamıştım. Hemen boncuğun peşinden koştum ama boncuk ikinci kattaki açık pencereden atlayıp kaçıp gitti. Ne olmuştu? Boncuk yıllardır bizimleydi. Onu bu derece korkutan neydi? alnımda nakasacak bir şey olduğunu fark ettim. Banyoya gidip ışığı açtığımda alnımdan akacak kanı gördüm. Boncuk alnımı çizmişti. O böyle bir kedi değildi. Çok uysal ve sakin bir hayvandı. Ona ne olduğunu anlayamamıştım. Ben alnımı silerken isim gelmiş telaşla bana bakıyordu. İşim bittiğinde ona döndüm ve üzgün bir şekilde Boncuk kaçtı. Geri gelir değil mi diye sordum. Eşim beni teselli etmeye çalışarak "Tabii ki" de dedi. Yıllardır bizimle yaşıyor. Evin yolunu bizden iyi biliyor. Korkma dedi ve yatağımıza döndük. Ertesi gün olduğunda eşim işe gitmiş. Ben de yine Alya ile ilgileniyordum. Ama aklım hala boncuktaydı. Hiçbir yerde yoktu. Dönmemişti. Alya'yı parka götürürken tüm yol boyunca boncuğu aramış. Onu tanıyan tüm komşularımıza kedimi sormuştum. Onu kimse görmemişti. Ellerim boş bir şekilde eve dönmekten başka çarem yoktu. Akşam olduğunda Esim eve gelmiş. Birlikte sofraya oturmuştuk. Ona boncuğun hala dönmediğini söyledim. Üzülmemem için yarın bir de kendisinin arayacağını merak etmeyi söyledi. Elden bir şey gelmiyordu. Günler geçmişti. Kedim geri dönmemişti. Her yere ilan vermiştim. Beklemekten başka çarem yoktu. Yine günlerden bir gün Aliye'yi oynaması için oyuncaklarının yanına bırakmış. Ben de az ileride mutfakta yemek yapıyordum. Bir ara Alya'nın sesinin kesildiğini fark ettim ve onu kontrol etmek için yanına gittiğimde orada olmadığını gördüm. Alya evin içine dolaşmayı çok severdi ama gözümün önünden ayrılmamalıydı. Onu bulmak için seslendim ama cevap gelmemişti. Alya'yı seslenerek odaları gezmeye başladım. Ona merdivenlere çıkmaması için çok kez tembih etmiş olmama rağmen üst kata çıkmış olabileceğini düşündüm. Üst kata çıktığımda Alya'nın banyoda olduğunu gördüm. Hemen banyoya gidip onu almak için koştuğumdaysa banyonun kapısı aniden kapandı. Alya içeride mahsur kalmıştı. İçeride çığlıklar atıyor, diller gibi ağlıyordu. Bense dehşet içinde kapının kolunu zorluyor, kapıya omuzlar atıyor. Kokmaması için haykırıyordum. Dakikalarca tüm gücümle kapıyı tekmeledim. Tüm vücudum acıyordu ama kızımı oradan çıkarmalıydım. Son bir güçle kapıya omuz attığımda Kapı bir anda açıldı. Kapının kilidi yerinden sökülmüştü. Banyoya baktığımda kafam karışmış bir şekilde donup kaldım. İçeride kimseler yoktu. Ben emindim. Dakikalardır kızım içeride. Çığlıklar atıyor. Anne diye feryat ediyordu. Peki ya şimdi neredeydi? Ben şaşkınlıkla etrafa bakarken yüzüme bir şey damladı. Elimle yanağıma dokunduğumda simsiyah katran gibi bir şeyin yüzüme damladığını fark ettim. Neler olduğunu anlamak için tavana baktığımdaysa kalbim bir anda durdu. Tavana çamur gibi yapışmış, dehşet verici korkunç bir karartı. Ağzını kocaman açmış, kulak yırtan bir sesle anne diye çığlıklar atıyordu. Kendimi banyodan nasıl attığımı bilememiştim. Aklımı kaybetmek üzereydim. Merdivenlere geldiğimde ise attığım adım boşluğa geldi. Tüm dünya etrafımda dönmeye başladı. Merdivenlerden düşerken her bir basamak canımı yakıyordu. Merdivenlerin sonuna gelip başımı çarptığımda ise bulanıklaşan görüşümle kızımı gördüm. Temkinli adımlarla anne diyerek başucuma gelen kızım bana bakıyordu. Hemen yanına gelen ve kim olduğunu bir türlü göremediğim bir karardı. Alya'nın elinden tuttu. Beraber gözden kayboldular. Nereye gittiklerini göremiyordum. Onu kimin aldığını göremiyordum. Arkalarından seslenmek istiyordum ama sesim çıkmıyordu. Kendimi kaybetmiştim. Her şey kararmıştı. Sesler kesilmişti. Sadece karanlık bir boşluk vardı. Kendime geldiğimde ise eşim beni tutmuş, sarsıyor. Kendime getirmeye çalışıyordu. Başında korkunç bir ağrı vardı. Gözlerim hala bulanıktı. Eşimi tutup dur dedim. Kendime geleyim. Tüm vücudum acıyordu. Başımı zar zor yerden kaldırıp doğruldum. Gözlerim yeni yeni kendine gelmeye başlamıştı ki. O an aklıma geldi. Ali'ye dedim. Biri Ali'yi götürdü. Eşim hiçbir tepki vermemişti. Kararmış yüzünde. Düşünceli bir ifade vardı. Tamam dedi. Ben nerede olduğunu biliyorum. Seni hastaneye götüreyim. Ben gidip onu bulurum. Onun bu sakin hali beni dehşete düşürmüştü. Gözlerimden yaşlar taşmaya ve sinir krizi geçirmeye başlamıştım. Hastane falan istemiyorum. Kızımı kim alıp götürdü? Ben de gideceğim. Kızımı istiyorum. Söyle nerede o? Eşim hala kararmış yüzüyle bir şeyler mırıldanıyor. Benim dediklerimi duymuyordu. Böyle olmamalıydı dedi eşim. Neden böyle oldu? En sonunda dayanamadım ben. onun koluna yapıştım. Gözlerinin içine alev alev yanan gözlerimle baktım. Beni derhal kısma götür diye bağırdım. Bağırışım üzerine kendine gelen eşim hiçbir şey söylemedi. Beni yerimden kaldırdı ve birlikte arabamıza bindik. Yola çıktığımızda ben hala sinirden titriyordum. Eşim beni sakinleştirmek için bir iki kelime edecek oldu ama ben sakinleşecek gibi değildim. Bugüne kadar sana bir şey sormadım. Hep bir şeylerin yanlış olduğunu biliyordum. Benden ne saklıyorsun? Derhal söyle diye. Arabayı tekmeliyor, çığlıklar atıyordum. Eşim en sonunda dayanamadı ve arabayı kenara çekip durdu. Tamam dedi. Sakin ol anlatacağım. Ama yemin ederim ben böyle olsun istemedim dedi. Bana baktı. Ben ağzımı da açmadan Öfkeyle ona bakıyordum. Neler çevirdiğini bilmek istiyordu Kararlılığımı gören eş. Utaşla başını çevirip önüne baktı. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Emin ol, seni çok seviyorum. Cahillik mi desem, hata mı desem, ne desem bilemiyorum. Her şey yıllar önce başladı. Bir gün evine ek bir oda daha yaptırmak isteyen bir kadın iş yerime geldi. Genç ve hiç evlenmemişti. O kadında farklı bir şeyler vardı. Efsunlu mu desem, şeytani mi desem bilmiyorum beni çok etkiledi. Kemal tıpkı bir çocuk gibi ağlamaya başlamıştı. Konuşmaya devam ediyordu. Nasıl oldu bilmiyorum ama onunla bir ilişkiye başladı. Yemin ederim seni asla aldatmak istemedim. Niyetim bu değildi. Ben seni seviyorum ama oldu işte. Ayrılmak istedim. Bitirmek istedim ama bana hamile olduğunu söyledi. Böyle bir şey sana yapamazdım. Senden ayrılmayı asla göze alamazdım. Ona bir miktar para verdim. Bebeği aldırmasını, bu işin bittiğini söyledim. Uzun bir süre ondan hiç haber alamadım. Ama bir gün ondan mesaj aldım. Mesajda bebeği doğurduğunu, eğer gidip onu görmezsem seni bulacağını ve her şeyi anlatacağını söylüyordu. Korktum. Hemen işten erken çıkıp evine gittim. Onu vazgeçirecek, ikna edecek, gerekirse daha fazla para verecektim. Evine gittiğimde kapısı aralıktı. İçeri girdiğimde gördüklerime inanamadım. Evin içi leş gibi kokuyordu. Her yerde hayvan sakatatları, mumlar, tuhaf yazılar vardı. Odaya girdiğimde ise onu gördüm. Kendisini odanın tam ortasına asmıştı. Küçük kızsa, her şeyden habersiz. Kendisini atan annesinin etekleriyle oynuyordu. Onu gördüğüm anda anladım. O benim kızımdı. Annesi ölmüştü. Yapay anlattı. Onu terk edemezdim. Bu en büyük isteğimiz değil miydi? O bizim bebeğimiz olabilirdi. Kadını kimse sevmezdi. Şehirden uzakta yaşardı. Kimi kimsesi yoktu. Çocuğu olduğunu bilen yoktu. Bu bir fırsattı. Onu hemen aldım. O gece evimize sana getirdim. İnanamamıştım. Dehşete düşmüştüm. Yıllardır evli olduğum adam bu muydu? Ben bu adamı tanımıyordum. Histeri krizi geçiriyordum. Onu deliler gibi yumrukluyor. Ağır hakaretler ediyor. Bir yandan da nefesim kesilircesine ağlıyordum. Sen bunu nasıl yaparsın diye haykır. Bana ihanet ettin. Yıllarca çocuk istemediğin konusunda yalan söyledin o kadını çocuğuyla ortada bıraktın. Ölümüne sebep oldun. Bir de utanmadan bana yalan söyleyip annesinin ölümüne sebep olduğun çocuğu çalıp bana mı getirdin? Ben ona hakaretler ve yumruklar savururken o sadece kendisini korumakla yetiniyordu. O anda ondan ne kadar tiksindiğimi fark ettim. Kendimi sakinleştirmeye çalışarak peki dedim Ali'yi kime aldı? Bu olanlarla ilgisine çocuğun bir akrabası olanlarımı öğrendi. Ne oldu? Kemal ona vururken yüzüğümle kestiğim yüzünden akan kanı sildi. Hayır dedi. Bu başka bir şey. Sana bu kadının normal olmadığını söylemiştim dedi. Ve arabayı tekrar yola sokup sürmeye başladı. Neyle karşılaşacağımızı ben de bilmiyorum dedi. O kadın normal değildi. Normal işlerle uğraşmazdı. Normal insanlarla uğraşmazdı. Beni her zaman korkuturdu. Sen gördüklerini anlattığında. ilk önce sana inanmak istemedim ama. içimde bir yerlerde her zaman korkum vardı. O kadın o gece kendini boşuna öldürmedi. Bir şey yaptı. Arkasında bir şey bıraktı. Kabuslar gören sadece sen değildin. Seni korkutmamaya, senden saklamaya çalıştım ama Ali'yi normal bir insanın aldığını sanmıyorum dedi. Kemal'in ne demek istediğini anlayamamıştım. Nasıl yani? Ne demek istiyorsun dedim. Ama cevap vermedi. Gözünün kenarıyla. Sanki arka koltukta oturan biri varmışçasına Korku içinde arka koltuğu dikiliyordu. Uzun bir yol gitmiştik. Yol boyunca düşündüm. Ben, eşimin beni aldattığını, başka bir kadınla ilişkisi olduğunu nasıl anlayamamıştım. Eşime o kadar mı kör körüne güvenmişti. Çocuğum olmuyordu ama bir kadın olarak ben de neyi eksik bulmuştu da başka bir kadına gitme gereği görmüştü. Hayır, kendine suç bulmayacaktım. Bu onun hatasıydı. Evlenirken bana söz vermişti ve sözünü bozmuştu bunun hiçbir bahanesi olamazdı. Düşüncelere dalmış, kendi kendime savaşırken Kemal aniden durdu. Etrafa bakındığımda ıssız bir yolda olduğumuzu gördüm. Çevrede az ileride, karanlık, küçük bir gece kondudan başka bir şey yoktu. Kemal arabadan çıkmış, eve doğru emin adımlarla ilerliyordu. Hemen arkasından çıktım ve koşarak ona yetiştim. Eski gece kondu zifiri karanlıktı. Küçük bahçenin eğik kapısını itekleyerek kolayca açan Kemal, sen burada bekle, içeri girme dedi. Kemal'in kolunu bir hışımla ittirdim ve onu görmezden gelerek bahçeye daldım. Artık ona güvenmiyordum ve söylediği hiçbir şeyi dinlemeye niyetim yoktu. Evin kapısına geldiğimde kapının aralık olduğunu gördüm. Eşim cebinden çıkardığı çakmağı yaktı ve birlikte içeri girdik. Evin içinde çıt tay çıkmıyordu. Görevdeler kadının cesedini bulmuş, alıp götürmüş olmalıydı. Ev uzun zamandır terk edilmiş bir durumdaydı. Ben etrafa bakınırken eşimin az ilerideki odaya girdiğini gördüm. Hemen peşine takıldım ve onunla birlikte odaya girdim. Odaya girdiğimde odanın ucunda sallanmakta olan eski tahta bir beşik vardı. Gözlerime inanamadım. Ali, kendisine küçük gelen beşiğin içinde kolları ve bacakları dışarı sarkmış bir şekilde her şeyden habersiz uyuyordu. Ali'yi alıp hemen kapıya yönelmek istedim ama kapı aniden büyük bir gürültüyle kapandı. Kapı açılmıyordu. Telaşta Kemal'e seslendim. Yardım et. Kapı açılmıyor dedim. Ama Kemal yerinden dahi kımıldamadan sabit bir şekilde duvara, karanlığa bakıyordu. Kucağımda Ali'yle Kemal'in oğuzunu tuttum ve sertçe sarstım. Kemal kendine gel. Kapı açılmıyor. Çıkamıyoruz. Bir şeyler yap diye bağırdım. Ama Kemal yerinden dahi kımıldamıyor, beni duymuyordu. En sonunda dayanamadım. Ali'yi yere bıraktım ve Kemal'i tutup kendime çevirdim. Attığım çığlıkla birkaç adım geri kaçmaya çalıştım. Ayağım takıldı ve düştüm. Düşer düşmez hemen yerimden doğruldum ve Ali'yi tutup sıkıca kucağıma bastırdım. Kemal elinde hala tutmakta olduğu çakmağın ışığında paramparça olmuş yüzü gözlerinden akan kanlarla bana bakıyordu. Sanki bir şeyler söylemek ister gibi Ağzını açtı ama ağzından çıkan kelimeler değil, oluk oluk kan oldu. Hemen yerimden fırladım. Evde kalan birkaç parça eşyadan biri olan eski bir sandalyeyi gözüme kestirdim. Ali'yi kenara koyup hemen sandalyeye sarıldım ve tüm gücümle pencerenin camına çarptım. Kendimi büyük bir gürültüyle aşağıya inen camdan dışarı attım. Ali'yi almak için tekrar içeri uzandığımda aldığım nefeste birlikte sanki zaman durdu. Cemal hala paramparça yüzü ve kanlı bembeyaz gözleriyle bana bakıyordu. Hemen arkasındaydı. Elinde tuttuğu çakmağın ışığıyla hafifçe aydınlanan odayı kapsamış, onlarca biçimsiz şekilde gölgelerden oluşan korkunç varlıklar vardı. Hepsi birden Kemal'i tutuyorlardı ve gitmesine izin vermiyorlardı. O anda anlamıştım. İstedikleri Alya değildi, Kemal'di. Onun yaptıklarının bedelini ödemesini istiyorlardı. Hemen Ali'yi tuttum ve deliler gibi koşarak bahçeden çıktım. Ali'yi arka koltuğa oturttum ve emniyet kemerini bağladım. Arabanın önüne geçtiğimde ise dehşetle sarsıldım. Lanet anahtarlar Kemal'de kalmıştı. Buradan yürüyerek gidemezdik. Merkezden kilometrelerce uzaktaydı. Yakın çevrede yardım alabileceğim hiçbir yer yoktu. Aliya ye, bu soğuğa dayanamazdı. Sırtımı dikleştirdim ve derin bir nefes aldım. Başka çarem yoktu. Oraya dönmek zorundaydım. Çantamdan kendi çakmağımı aldım. Aliye'nin kapısını açtım. Yarı uykulu olan kızımı öptüm. Burada uslu uslu anneni bekle. Sakın arabadan çıkma diye tembih ettim. Eve doğru ilerlerken ayaklarım titriyordu. Biraz önce can havliyle kaçtığım pencereye yaklaştım. Etraf sessizdi ve sakin görünüyordu. Sakin ve cesur olmaya çalışarak derin derin nefesler çektim. Kalbim öyle atıyordu ki sanki ağzımdan çıkmak üzereydi dikkatli bir şekilde bir bacağımı içeriye attım sonra da diğerini odanın ortasına doğru hareket eden bir karartı vardı titreyen ellerimle zor bela çakmağımı yaktım ve ne olduğunu görmek için hafifçe kaldırdım yıllarımı birlikte geçirdiğim kocam tüm olanlara rağmen hala onu seviyordum gözlerimi yakan yaşlar yanaklarımdan aşağı süzülüyordu kemal'se boynuna geçirilmiş ip ve yüzündeki dehşet verici ifadeyle Tavanda sallanıyordu. Ölmüştü. Artık kontrolünü kaybettiğim vücudumu hareket ettirmeye çalışarak yanına gittim. Zar zor nefes almaya çalışarak ceplerini yokladım ve anahtarları buldum. Tam elimi çekecektim ki karanlıktan bir şey aniden elimi yakaladı. Karanlık, dehşet verici bir gölgeyi görmeye beklerken elimi yakalayanın beyaz yüzü ve kanlanmış yemyeşil gözleriyle sırtarak bana bakan Sarı saçları keçeleşmiş. Paçavra içinde genç bir kadın olduğunu gördüm. Boynunda simsiyah bir halka vardı. Onun kim olduğunu anlamıştım. Elimi dikkatli bir şekilde çektim ve anahtarı sımsıkı tutarak geri geri ilerlemeye başladım. Kadın birkaç saniye o dehşet veren sarı taşıyla beni izledikten sonra dikkatini tavanda asılı olan Kemal'in cesedine verdi. Ben temkinli bir şekilde pencereden çıkarken son gördüğüm Kemal'in cesediyle Mutlu Mesut dans eden kadın oldu. Hemen koşarak arabaya döndü. Ali hala arabadaydı. İşime su serpilmişti. Arabayı çalıştırdığım gibi hemen gaza bastım. Eve varır varmaz. Birkaç parça eşya topladım ve tekrar arabaya atladım. Deliler gibi olanları, ölen kocamı ve tekrar Alya'nın peşine düşüp düşmeyeceklerini düşünüyordum. Saatlerce yol aldım. Bir daha ne o şehre geri döndüm ne de o eve. Kızımla birlikte küçük güzel bir kasabaya yerleştik. Ev benim üzerimeydi. Avukat aracılığıyla evimi de sattım. Bir daha oraya dönmek istemiyordum. Bir süre sonra eşimin kayıp olduğu anlaşılmış. Beni bulmuşlar ve soruşturmuşlardı. Onlara hiçbir şey anlatmadım. Sadece eşimin beni uzun süre önce terk ettiğini ve ondan haber alamadığımı söyledim. Ben olanları asla unutamadım. Ali büyüdükçe unuttu. Bazı geceler onu düşünüyorum. Hatta onu özlüyorum. Bazı gecelerde gözümün ucuyla onu görüyorum. En son giydiği ceketiyle bir anlığına geçip gözden kayboluyor. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Selam. Ben Abdullah. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Başlarken biraz sistem edelim başlayacağım. Bu yüzden hakkınızı helal edin. Sivas'ta besicilik yapan bir dedenin ve onun işini devam ettiren babanın oğluyum. Babam küçük yaşlarda ve demin arkadaşı hocadan el alarak ilim sahibi birisi olmuş. Bu yüzden 30'lu yaşlarında ancak evlenebilmiş. Kanallardaki hikayeleri dinliyordum. Herkes bir musibetten, babam gibi insanların, Allah'ın izni dahilinde yardım alarak çözüm bulmuş. Şimdi benim sitem ettiğim nokta. Siz sanıyor musunuz bu insanlar çok rahat yaşıyor. Bir derdi sıkıntısı yok. Aksine hem babam gibi insanlar hem de aileleri zor durumlarda kalıyor. Babam ne kadar beni ve annemi uzak tutmak istese sonuçta düşman görülebilen bir varlık değil ki, kapına kilit vursan da girmesin, arkadaşlarımın olsun, köyümüzdeki insanlar olsun, evlerinde, aile resimleri, değişik resimler varken, ben evimizi bildiğim bir eli, veflerle doluydu. Babam ne kadar yardım isteyenin evine girip yardım etse de, bazen gecenin bir yarısı, insanlar, yanında eli yüzü bakılacak halde olmayan, eşini dostunu getiriyordu edin, on yaşında bir çocuksunuz. Gece iki dövüşte kapınızı çalıyorlar. Hem de öyle normal şekilde değil. Alacaklı gibi. Baba, her ne koşulda olursa olsun, tevessümle açıyordu kapımızı. Daha ilk olacak, on yaşındayım. O gece kapımızın kıracakmışçasına vurulmasıyla uyandım. Tek çocuk olduğumda, kendi odam var. Korkuyla annemle babamın odasına koştum. Annemle babam kafaya gidiyordu. Çocuk haklı, ben de arkalarından bakmaya yaklaştım. Kapımızın önünde bir kadın, orta yaş, arkasında iki adam, ellerinde de 20'li yaşlarında bir kız. Kadın ağlaya ağlaya, babama, hocam yardım edin, kızım çok kötü diye yapıştı bacağına. Babamla annem beni odama gönderip, onları içeriye aldılar. Ben odamda, ışıklar açık şekilde, merakımdan ölüyordum. Çünkü kapıdaki avla, nasıl desem, vahşi bir hayvan gibi hareket ediyordu. Kendinden yaşça büyük iki adam zor zapt ediyordu. İçeriye girdikten kısa süre sonra sesler gelmeye başladı. Önce o abla babamla normal konuşuyor gibiydi. Sonrasında ne olduysa o ablanın babama ettiği küfürler sinirime dokundu. Bağıra bağıra küfür Hem kendi annesine hem yakın kim varsa. Babam ne yapıyordu göremiyordu. Ama ne yapıyorsa onu iyice sinir ediyordu. Bağırmalar tığlağı. Küfürler de yalvarmalara döndü. En garibi de Sesi çatallaşmaya başladı. Erkekli kadın sesinin ortasında bir sesle konuşuyordu. Korkudan tuvaletim geldi ama. Yine korkudan odamdan çıkamıyordum. Yarım saat kadar sürdü bu olaylar. En kötü olanı da. Yarım saat sonra olanlardı. Odamda oturmuş, yastığıma sarılmışken ev sallanmaya başladı. Ciddi ciddi sallanıyordu. Eşyaların kıpırdadığını görüyordum. Korkuyla odamdan çıktım. Babamların yanına sığınmak için oldukları odaya girdim. Bir şokta öyle yaşadım. Annemle ablanın annesi kızın kollarından tutmuşlar. Önlerine aldıkları neyini. Ablayı kusturuyorlardı. Ben de birkaç kere kusmuştum ama. O ablanın kusmasa simsiyahtı. Saç ve kemikler çıkıyordu midesinden. Kapıda dondum kaldım. Öylece izliyordum. Babam da karşısında dua okuyordu. Şoka atlattığımda Tüm bu işlemler bitmişti. Sallanmalar da başladığı gibi bitti. Gelirken ortalığı yıkan, tutmakta zorlanılan o kız bu işlemden sonra yarı ayık yarı baygın gibi geldikleri gibi gittiler. Kadın giderken babama zorla para vermeye çalıştı. Babam da vermediği neredeyse tartışmaya girecekti. En sonunda yine de işi tatlıya bağladı. Git ihtiyacı olana ver diyerek. Onlar evden gidince ben de korkarak da olsa tuvalete gidebildim. Annem evi temizlerken babam da benim yanıma geldi. Korktun mu oğlum dedi. Sanki korkmadım desem inanacaktı. Kim olsa korkardı. Bu olaydan sonra iki gün yemek yiyemedim. Rüyalarımda da sürekli bu olayı tekrar ve tekrar gördüm. Sağ olsun babam bir cevşen yazdı. Rüyalarım bıçak gibi kesildi. Yine de böyle bir şey yaşamasam iyiydi. Ben küçük yaşlarda başladım namazı. Küçüklüğümü özetleyeyim. Okul zamanı okul. Yazları kuran kursları kurslardan sonra gücümün yettiği yapabildiğimce çiftlik işleri. Genelde annemle bahçe yapıyordum. Babamla da buzalara süt veriyordum. Ara sıra zamanım olursa da çiftliğin içindeki beton zemini süpürüyordum. Nadir de olsa evimize gelenlere alışsam da 13 yaşımda garip bir olay yaşadım. Bu olaydan sonra bir nebze de olsa hayatımda değişiklikler başladı. Babam yine evde değilken akşam ezanı okundu. Önce annem abdest aldı. Sonra ben. Ben kendi namazımı odamda kılıyorum. Yatağımın yanına serdiğim seccadede namaz kılarken içime garip bir ürperti geldi. Rüküya eğildim. Kalkarken Allahu Ekber dedim. Çok cılız. Neredeyse duyulması güç bir ses. Allahu Ekber dediğini duydum. Daha doğrusu emin değildim. Gözlerimi kapayıp devam ettim namazıma. Selam verdikten sonra hemen arkamı döndüm. Baktım kimse yok. Babam namazdan gelince bu olay aklında kalmadı. Ben de o şekilde unuttum. Yattım yatağıma. Rüyamda, beyazlar içinde, benim boyumda genç bir çocuk geldi. Benden özür dileyip helallik istedi. Bu rüya o kadar gerçek gibiydi ki. Uyandığımda hala çok net şekilde hatırlıyordum. Ben de gün içinde unutmadan babama anlattım. Babam bana şunu söyledi. Oğlum, Allah diyenden hiçbir zaman korkma. Onun adını ağzına almayandan çekin. Uzak dur dedi. Tabii bunu. insanları kast ederek söylemedi. Ben liseyi bitirene kadar. Hayatım bu ölçüde devam etti. Okumam ya da okumamam konusunda. Kararı bana bıraktılar. Ben de küçüklüğümden beri sürekli toplumdan uzak. Hayvanların içinde yaşadığım için biraz da onlara karşı sevgimden bu işi yapmayı tercih ettim. Hem kendimizin baktığı hayvanları içim siniyordu. Şiddet uygulamıyorduk eziyet etmiyorduk. Onları her sene kurbanlık olarak satmamız da beni bu işe çekmişti. Helalinden kazanıyorduk. İnsanların kötülüğünden uzak yaşıyorduk. Başka bir iş hayatına girdiğimi düşünsem namaz için izin almak zorunda kalacaktım. Sırf ibadet etmek için birisine sormam gerekecekti. Bu da bana tersti. 19 yaşımda sanki ben de mecbur kalınmış gibi bu kadere yenik düştü. Babam ne kadar uzak tutmak istese de kendisine bir şey olursa ne yapacağımı bilmem için bana da öğretiyordu bu ilmi. Bu alemde olduğunu düşünmesem de diğer alemdeki kafirler düşmandı bize. Şimdi size hayatımın kırılma noktasını anlatacağım. Planlandığını anladığımız bir tuzağa düştük. Dedim ya ara sıra evimize gelenler oluyor. Peşi sıra iki aile geldi. Birincisi babama yalvar yakar. Arabalarıyla musallata uğradıklarını söyledikleri çocuklarına götürmek için babamı evden aldılar. Onlar gittikten yarım saat sonra da bir adamla genç bir çocuk geldi. Çocuk en fazla 12-13 yaşında. Adam üzüntülü şekilde babamı sordu. Ben de evde olmadığını, ne zaman geleceğini bilmediğimi söyledim. Çocuğun hali de perişan. Belliydi üzerinde musallat oldu. Salyaları akıyordu. Kafasını anlık sağa sola çeviriyordu. Vicdanıma yenik düştü. Evet, salona aldım. Anneme dedim. Babam gelene kadar odasında beklemesini Onlarla oturacağımı söyledim. Salonda yanlarında otururken adam bir bardak su istedi. Mutfağa gittim suyu getirdim. Biraz konuşup onları rahatlatmak istedim. Bir süre ne olduğunu öğrenmek için konuştuk. Bu sefer de çocuk açım açım diye ağlamaya başladı. Adama, abi evde ne varsa ekmek arası yapayım. Kardeşim yesin dedim. Yanlarından en fazla 10 dakika ahir kaldım. Geldiğimde çocuk bayılmak üzereydi. Ekmeği verdim. Yan odaya geçip babama aradım. Durumu anlattım. Bir saate geleceğim dedi. Adamla çocuğun yanına yeniden döndüm. Çocuk ekmeği yiyince biraz kendine gelmişti. Durumu açıkladığında adam zamanım yok dedi. Kalktı gitti. Dur bekle kadar ikna etmeye çalışsam da adam yok diyor. Başka bir şey demiyor. Çocuk da nasıl değiştiyse normal hale geldi. Gelirken köpüren çocuk. Giderken neredeyse taş gibiydi. Çok ısrar etmeden onları gönderdim. Babam bir saat sonra gelince durumu anlattım. O da anlam veremedi. O günün üzerinden yaklaşık iki hafta geçti. Akşamüstü. Akşam yemeği yerken birden evimizin camına bir şey çarptı. Yemek esnasında önemsemedik. Öyle sıradan bir şeydir diye düşündük. Ardından bir, iki, üç derken çatır çatır evin her yerine taş yağmuru gelmeye başladı. Babam başladı dua okumaya. Zor da olsa 15 dakika sonra bu taşlanma işi durdu hiç huyu değildir. Çok zorda kalmadıkça Müslüman cinlerle bile iletişime geçmeye çalışmaz. Ama bu iş onun da bilgisinin üstünde olunca mecburen danışmak istedi. Neyin nasıl yapıldığını anlatmam ama sadece bir ayna, karanlık ortam, bir kapsu. Bunlarla beraber onlara danışmak için ortamı hazırladı. Baktı ki bu işler bize de sirayet edecek. Beni de kendi bildiklerini en hızlı şekilde öğretmek için yanından ayırmadı. Hoca hoca diyorsunuz ya, onun bir de ailesi var. Bu işi tamamen bekar şekilde yapanı lafım yok. Eğer doğru yolda gidip de harama dokunmadan son nefesini veriyorsa, helal olsun ana. Neler yaptığını anlatarak işleme başladı. Nasıl desem, suyun içinde bembeyaz yüzlü bir adam gördüm. Babam soruyor, o cevap veriyordu. Ne dediğini ben o an için anlamıyordum. Konuşmanın bir bölümünde, babam bana gözlerini kapat dedi, dediğini yaptım, benim için. Beş ya da on saniye geçti Aç dediğinde odanın ışığı yanıyordu Ve önümde bir avuç muska Şaşkın şekilde babama baktım Baba bunlar da ne dedim O da neler olduğunu anlattı Hiç öyle lafı evleyip gelemez Doğrudan söyler O suda gördüğün için Bedenimi kullanıp evdeki değişikliğe bakmış Bu muskaları bulmuş Babam o ne olduğunu anlamak için Geriye dönük tarihlere bakınca O adamla çocuğun bu işi yaptığını anladık daha da fazla bilgi öğrenmek istiyordu babam. Benim de öğrenciliğim böylece babamın yanında başladı. Babama bu işi nasıl çözeceksin? Nasıl yol izleyeceksin diye sordum. O da bana. Oğlum biz göremesek cinler her bir köşede var. Doğru yere doğru zamanda gitmeyi bileceksin. Bu büyülerin tesiri cinlerden geldi. O insanlar sadece fiziki olarak savunmamızı kırdılar. O taşları insanlar mı attı sanıyorsun? Şimdi bir tanesini bulacağız soracağız neden yaptıklarını. Her zaman onlar suçlu değil ya. Sen parasını verirsen işçi gibi çalışırlar. Yeter ki doğru ödemeyi sun diye konuyu açıkladı. Akşama kadar iki tane kendisi ve benim için koruma yazdı. Akşam da muskaları bozmak ve onun hizmetindekileri tuzağa düşürmek için akarsu kenarı bir yere gittik. Işığın bile uğramadığı köylerden uzak bir yerde gittiğimiz yer elimde fener önümüzde tutuyordum. Suyun kenarına geldiğimizde Babam dua ederek makasla muskaların iplerini kesip suya atmaya başladı. Ben de sağ sola bakıyordum. Fenerin değmediği noktalarda gölgeler geçiyor gibiydi. Işığı çevirince bir şey görünmüyordu. En sonunda babam tüm muskaları bitirince aniden dua etmeye başladı. O dua edince karanlıktan bir ses geldi. Dur okuma diyordu. Babam karşılık olarak o zaman siz de sorularıma cevap verin dedi. Çaktırmadan kendime bir tokat attım. Rüya mı bu diye. Canım acıyınca anladım gerçekmiş. Babam direkt sordu. Bu büyüyü kim neden yaptı? Siz de neden ona yardım ettiniz diye. Ses şunu söyledi. Biz halimizden memnunuz. O insan bize zorla yaptırdı bunu. Namını bu civarda duymayan yok. Ama bu alemin kanunlarını bizim kadar sen de biliyorsun. Sen onun yaptığı işlere engel oldun. Büyüleri bozduğun için seni orsadan kaldırmak istedi. Bu daha başlangıç. Bu alemde olmazsa kendi aleminizde size saldıracak dedi. Bir daha ses ve görüntü görmedim o akşam. Eve dönerken babama bunun ne anlama geldiğini sordum. Bu büyüleri yapan adam cinlerle bana uyarı verdi. Eğer devam edersem artık silah olur. Başka bir şey olur. Kendisi bizzat zarar verecek dedi. Bu insanlarda kanuna, nizama saygı da yok. Ya işte böyle. Bir de canımızın derdine düşüyoruz. Bazı hocalar Müslüman cinlerle büyücülerin cinlerine saldırıp o insanın ilmini mühürlüyormuş. O işler o kadar basit değil. Sizin canınız nasıl kıymetliyse onların da canı o kadar kıymetli. Tamam hak yolunda bunu vermekten çekinmiyorlar ama her zaman onlar sanki buna mecbur gibi onlara bel bağlamamak lazım. Babam senelerdir bu işi yaptığı için bunların sürekli yer değiştirerek yaşadığını biliyor. Ben de adamı tarif ettim. Kim olduğunu bildiğini söyledi. Ama böyle bir şey yapıp da kendisini gizlemeyecek kadar da aptal olmadığını söyledi. Evde bunu kontrol etmek için bir şey yaptı. Gerçekten de yerini buldu. Ben de yanındaydım. Bak oğlum, eğer böyle bir durumda kalırsan bil, bu tuzak. Kendisini bilerek gösteriyor. Yanına gittiğimizde illaki bir numarayla karşılaşırız. O bizim cana değer verdiğimizi, Allah'tan ve kanundan korktuğumuzu biliyor. Bunu kendi lehine kullanıp bize verecek, bu tuzağa düşmemek için ne yapacağımı göstereceğim dedi. Ne yapacak diye merak ediyordum açıkçası. Bu lanetli insanlar bir cin kavmiyle anlaşma yaparak bu şerli kötülükleri öğrenip hareket ediyor. Babam da onlarla konuşmak için Müslüman cinlerden yardım istedi. O, bu yapacağı işlem için öğrenmemin erken olduğunu söyledi. Tek başına ve özel şekilde yaptı. Eve döndü öndü bu işin tamamen bittiğini söyledi. Nasıl yaptığını sorduğumda onlarla gerekirse savaşacağını söylemiş. Onlara o büyücüye yardım etmemeleri konusunda teklif sunmuş. Daha fazlasını ben de bilmiyorum. Şimdilerde hala babam zamanımız oldukça yeni şeyler öğretiyor. Bunu ihtiyaçtan yani zorunluluktan kabullendi. Yoksa her insan gibi ben de ibadetlerimle ömür geçirip normal şekilde ölmeyi istiyorum. Şimdi hala hocaların hayatı ve Aileleri sıkıntısız mı geçiyor sanıyorsunuz?